Bütün dünyada pandemi nedeniyle resmen ekonomi çökme noktasına gelmiş durumda ve bütün dünya ekonomileri vatandaşların konuyla ilgili uyarmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası başkanları kendi yönetimlerini uyarıyorlar, kendi yönetimleri kendi vatandaşlarını uyarıyorlar vesaire. Bir tek bizimkiler merak etmeyin ortada hiçbir sorun yok, bu krizi fırsata çevireceğiz diyorlar. Sanki biz bu krize çok iyi koşullarda girmişiz gibi. Zaten geçmişten gelen sorunlarımız yok gibi. Sadece dövizi baskılamak yeterli. Dövizi 7.27'den 6.80'e kısa vadeli bir şekilde. Evet, suni bir şekilde çekmeyi başardıysanız büyük bir başarı kaydetmiş oluyorsunuz. Öbür taraftan aslında o doların çok daha agresif yukarı çıkmasının da önünü açıyorsunuz. Çok yakın bir zaman içerisinde, günlerle sayılı bir zaman içerisinde biz doları tekrar 7.20'nin üzerinde göreceğiz. Çünkü doların düşmesi için ortada hiçbir sebep yok. Hadi bir swap balonu uçurduk ama o swap balonuyla ilgili herhangi bir sonuç da çıkmadı. Çıkması da mümkün değil. Mümkün olmadığını da sizlerle paylaşmıştım zaten. Bu swap meselesini öncelikle Amerika ile gerçekleştirmek zorundasınız. Amerika'dan en az 5 tane 10 tane ağızdan ayrı ayrı duyduk. Hayır, Türkiye ile genişletilmiş swap anlaşması içerisinde bir anlaşma yapmayı planlamıyoruz. Sebebi zamanında yapılan S-400 anlaşması, zamanında Türkiye ile Amerika ilişkilerinin iyiden iyiye gerilmiş olması ve tabii ki en önemli sebeplerden birisi Türkiye'nin ekonomik verileri. Türkiye ile Amerika arasında bir swap anlaşması olmayacağı çok net bir şekilde dillendiriliyor Amerika tarafında. Bizimkiler tarafında ne deniyor? Görüşüyoruz deniliyor. Görüşüyoruz ama ortada bir sonuç yok. Dolar üzerinde yapılan baskı legalize edilmeye çalışılıyor arkadaşlar. Daha da iner mi? Çok zor arkadaşlar. Velev ki indi, emin olun bir inerse 5 çıkar. Şu saatten sonra doların ne kadar aşağıya çekerseniz dolar öyle şok bir tepki verir ki neye uğradığınızı şaşırırsınız. O 7.20'ler, 7.60'lar, 7.90'lar falan bile hayal olur arkadaşlar. Buna bağlı da gram altındaki sert yükselişleri görürüz. 20 Kasım'da Amerika'da seçimler var biliyorsunuz. Trump tekrar aday ve Biden'da gelişmelerden dolayı Trump'a çok ciddi bir rakip haline gelmeye başladı. Bu nedenle de Trump panik halinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü ekonomik olarak söyleyebileceği çok fazla bir şey yok. Bu pandemi Türkiye'ye de, Amerika'ya da, İngiltere'ye de, Fransa'ya da çok ciddi zarar vermiş durumda. Amerika'da işsizlik her geçen gün artmaya devam ediyor. Trump da kurtuluşu yurt dışında buldu. Çin'e tekrar saldırmaya başladı. Önce pandemiyi siz çıkarttınız, hastalığı, salgını siz yaydınız diye Çin'e saldırdı. Baktı oradan yeterince oy tahvil edemedi kendisine. Bu kez Çin'e yeni yaptırımlar uygulayacağız demeye başladı. En son Hong Kong üzerinden Çin'e saldırmaya başladı. Bir şekilde Amerika'daki milliyetçi damara dokunarak oyu kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Başarılı olur olamaz bilemeyiz. Ama sonuç itibariyle görünen o ki 20 Kasım tarihine kadar Trump ortamı germeye devam edecek. Ortamı gerdikçe Amerika'da önümüzdeki günlerde çok ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kalacağız borsa cephesinde. Bir de bunun üzerine bilançolar eklenecek, kötü gelen. Ekonomiyle ilgili kötü veriler eklenecek. Amerika'da başlayan bu kriz, ekonomik kriz süreci tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılacak. Dünyada kimse rahat değil. Ama dünyadaki gelişmiş ülkelerle, başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkeler arasındaki en büyük fark ne biliyor musunuz? Aynı Titanic örneği. Titanic battığında pek çok insan hayatını kaybetti biliyorsunuz. Ama hayatını kaybedenlerin çok önemli bir kısmı, belki 100 kişiden 80'i gariban kesimdi. Alt kameralarda çok ciddi sayıda gariban vardı. Ve bu garibanların bir kısmı çalışanlardı, bir kısmı yolculardı. Titanic batmaya başladığında hem ilk ölenler garibanlar oldu, hem de sonradan ölenlerin tamamı garibanlar oldu neredeyse. Çünkü arkadaşlar hemen üst güvertedekiler alt güvertenin kapısını kilitleyiverdiler. Oradan insanların çıkmasını engellediler. Niye? Çünkü yeterince filika yoktu. Aynen bugün yeterince paranın olmaması gibi. Birileri de panik çıkmasın diye o insanları ikna etmeye çalıştılar. Merak etmeyin canım, gemi batmıyor. Koskoca Titanic batacak falan değil. Sadece buzdağına çarptık, kurtarma bekliyoruz. Biraz sonra kurtarma gelecek, hepinizi kurtaracağız dediler. Üst katlarda, lüks
kameralardaki yolcular çoktan filikalara aktarılmaya başlanmıştı. Geminin batacağı çok ortadaydı arkadaşlar. İşte bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin yöneticilerinin yaptığı da bu. Merak etmeyin, bu krizi fırsata çevireceğiz. Bu gemi batmayacak, batsa bile kurtulan tek biz olacağız falan diyorlar. Oysa üst kattakiler filikalara aktarılıyor, bizimkiler boğazına kadar suya batmış durumda. Resmen buzdağıyla burun buruna, göz gözeler. Diyorlar ki buzdağı manzarasını izleyin siz. Adamlar donuyor, ölüyor, boğuluyor, kimsenin umurunda değil. Bütün dünya batarken, bütün mahalle yanarken sizin evinizin yanmama diye bir ihtimali yoktur. Hele ki bütün mahalle betonermeyken sizin eviniz tahtadansa cayır cayır yanar. Sizin burada yapmanız gereken gidip o ev ahalisini uyarmaktır. Ortalık yanıyor demektir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin yöneticileri yanarsa yansın kardeşim. Ama farkında olmasınlar mantığında. Dünya ekonomisinin çatır çatır çatırdadığı ortada arkadaşlar. Bu büyük resesyondan, bu büyük ekonomik krizden öyle kolay kolay çıkmak mümkün olmayacak. Dünya ekonomisi çatırdarken ne yazık ki gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri darmadağın olacaklar. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri o gelişmiş ekonomilere göbekten bağlı. Şimdi arkadaşlar tek tek dünyadaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Amerika'da ikinci el konut satışları son 10 yılın en düşük seviyesine gelmiş durumda. %17.8'lik bir daralma var ve ikinci el konut satışları da ekonomideki gidişatı çok net bir şekilde gösteriyor. Son 10 yılın en düşük satışları gerçekleşmiş. İngiltere'de bütçe açığı son 27 yılın en yüksek seviyesinde 621 milyar pound açık vermiş durumda. Biliyorsunuz yine bundan 1-2 hafta önceki videolarımda özellikle İngiltere'yi söyleyerek demiştim ki İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki pek çok ülke çok ciddi bütçe açıkları verecek ve bu bütçe açıkları nedeniyle de harcamalarını azaltacak. Daha da daralacaklar ve bu Türkiye gibi ekonomileri de çok olumsuz etkileyecek. Çünkü Türkiye ile ticaretleri azalacak. Nissan, Japonya'nın en önemli otomotiv sektörü üreticilerinden birisi 20 bin kişiyi işten çıkartmayı düşünüyor. Nissan düşünüyorsa Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da otomotiv sektöründen kaç kişinin çıkartılabileceğini kendiniz düşünün. Fed Başkanı Powell uyarıyor, tamamen büyük bir resesyona doğru ilerliyoruz diyor ve bu resesyondan çıkmamız kolay olmayacak. Sadece Fed'in alacağı tedbirlerle, parasal genişlemelerle bu iş olmaz. Acilen Kongre ve Beyaz Saray devreye girsin diyor. Resesyon sandığımızdan çok daha uzun sürecek ve çok daha büyük yaralar açacak diyor. Çin 30 yıl aradan sonra ilk defa arkadaşlar büyümeyle ilgili tahminde bulunamıyor. Ne olacağını bilmiyorum diyor. Yarın öbür gün Çin ekonomisi büyür mü, daralır mı? Çin'de markalar üretim yapmaya devam ederler mi, etmezler mi? İnanın bilmiyorum diyor. New York'ta belediye başkanı açıklıyor. Her 4 kişiden birine açlık yardımı yapılmaya başlandı. Dünyanın en büyük kentlerinden, en zengin kentlerinden birisinden bahsediyoruz. İşsizlik nedeniyle, pandemi nedeniyle her 4 kişiden birine açlık yardımı yapılmaya başlanmış durumda New York'ta. Siz sanıyor musunuz ki New York'ta yapılan bu yardımların benzeri Türkiye'de yapılmak zorunda değil? Türkiye'de insanlar açlık sınırına gelmedi. Sanıyor musunuz böyle bir şey? Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları 38 milyon kişiye ulaşmış durumda son 3 ay içerisinde. Son bir haftada sadece 2,5 milyon insan başvuruda bulundu işsizlik maaşlarına. Türkiye'de işsizlik artmayacakmış. Mümkün mü? Amerika'da perakende satışlarda dramatik bir düşüş yaşanıyor. Son 10 yılın en sert düşüşlerinden birisi gözleniyor. %14'lük kayıp var. Birleşmiş Milletler açıklama yapıyor. Dünya ekonomisi 8,5 trilyon dolarlık bir daralmayla karşı karşıya kalacak diyor. Dünya ekonomisi 8,5 trilyon daralırken, dünya ekonomisi işsizlik ve yoksullukla uğraşırken Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek. Öyle mi? Amerika'da Nisan ayında bir bütçe açığı açıklanıyor. 738 milyar dolar. Rekor bir bütçe açığından bahsediyoruz Amerika'da.
Ve biz çıkıp şunu söylüyoruz. Merak etmeyin, altın fiyatları düşecek. Merak etmeyin, dolara baskı yapacağız, dolar bulacağız, swap anlaşması yapacağız. Bir kere bütün dünya yanıyor. Kim sizinle swap anlaşması yapacak? Adamlar aleni bir şekilde söylüyor. Başta Amerika söylüyor. Türkiye ile ne genişletilmiş ne daraltılmış bir swap anlaşması yapmamız mümkün değil. Hem politik manada Türkiye ile karşı karşıya bir duruş sergiliyoruz. Hem de ekonomik olarak Türkiye'nin verilerine güvenmiyoruz diyor. Bir Fed başkanı açıklıyor, başka bir Fed başkanı açıklıyor. Powell satır aralarında söylüyor vesaire. Amerika ile bir swap anlaşması yok arkadaşlar. Buna rağmen bizimkiler hala görüşüyoruz deyip bu söylemlerle de doları bir miktar düşürmeyi bir başarı sayıyorlar. Peki bu yalan ortaya çıktığında, bu balon ortaya çıktığında ne olacak arkadaşlar? Doları tutabileceğiz mi? Ne 7.20 ne 7.60'da durmaz dolar, bakın söylüyorum size. Bu işin net bir şekilde balon olduğu ortaya çıkarsa, ki çıkma ihtimali çok yüksek, bunun sadece bir söylenti olduğu ortaya çıkarsa, ki İngiltere'nin de işte biraz önce bütçe açığını sizlerle paylaştım. Adamlar son 27 yılın en büyük bütçe açığını veriyor. Bizimle swap anlaşması yapacaklar. Adamların kendilerinin paraya ihtiyacı var. Bize nereden para verecekler? Tüm İngiliz bankaları, tüm yabancı bankalar Türkiye ile neredeyse TL işlemlerini tamamen durdurmuş durumda. BDDK'nın son dönemde aldığı kararlar yüzünden Türk bankalarının, Türkiye'deki bankaların daha doğrusu yurt dışındaki swap işlemleri neredeyse sıfıra düşmüş durumda. Bizimkiler bu koşullar içerisinde swap anlaşması yapacaklarını söylüyorlar. Yapmayın, etmeyin. İnsanları bu şekilde gözünün içine baka baka kandırarak bir yere varılamaz ki. Bu kandırmacanın çok yakın bir zaman içerisinde ortaya çıkacağı o kadar net ki. Ve bu kandırmacı ortaya çıktığı zaman arkadaşlar dolar kontrol edilemez bir hale gelecek. Gram altın kontrol edilemez bir hale gelecek. O zaman dolar düşecek, altın düşecek diyenler yatacak yer bulabilecekler mi kendilerine? Kimin yüzüne nasıl bakacaklar? Bu koşulları görmüyorlar mı? Bu durumu görmüyorlar mı? Sadece siyasi kaygılarla, sadece birilerine yaranmak için gerçekleri saklamak ayıp değil mi arkadaşlar? Her şey bir tarafa. Türkiye'de döviz bitmemiş olsaydı Sayın Bakan çıkıp da ithalatçıların önünü kestik, bundan sonra stratejik konular dışında hiçbir üründe ithalat gerçekleşmeyecek demezdi. Niye biliyor musunuz? Türkiye'deki iş adamlarının büyük bir çoğunluğu ithalatçı zaten. İthal bile etmeyi kesmeye çalışıyorsak bu kadar sert bir şekilde, emin olun Türkiye'nin dolar sıkıntısı inanılmaz noktalarda ve bu dolar sıkıntısı nedeniyle çok yakın bir zaman içerisinde dolarda çok sert bir yükselişle karşı karşıya kalacağız. Lütfen kararlarınızı alırken tüm bu gerçekleri göz ardı etmeyin sevgili dostlar. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Ve tabii ki Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.